Merak ediyoruz ne olacak? Görüşlerin hepsini değerlendirelim. Hani kulüpler de kendi emeklerinin karşılığını kaybetmek istemiyorlar. Diğer taraftan haksızlık olmasını istemeyen kulüpler de var. Serdar Sarıdağ, seninle başlayayım. Sen ne tarafındasın? Sana göre ne olacak bu işin neticesi? Şimdi zaten burada bir taraf daha belli değil. Yani Evet. herhangi bir taraf yok. Çok detayları olduğu için taraflar Evet. çok. Aynen öyle. Yani birçok çözüm bulabileceğimiz noktalar var. Kazanılan hakları koruyarak depremden sonraki süreci konuşabiliriz. Ben de Kayserispor'a katılıyorum. Onlar da kendi açısından haklı. Puanları silinirse küme düşme durumu olabilir onlar için. Burada bir haksızlık doğuyor. Öbür türlüsünde Beşiktaş'ın şampiyonluk şansında bir azalma oluyor. Diğerinde o kulüpte bir şey oluyor, bu kulüpte bir şey oluyor. Dolayısıyla en az seviyede zararı en az seviyeye indirmek önemli ya da her şeyin sonu nereye çıkıyor biliyor musunuz? Karar acele alındığı için çıkıyor bu tartışmalar. Biraz daha beklenebilirdi. Nasılsa bir ay var liglerin başlamasına. Liglerin başlamasına bir ay yakın bir süreçte oturulur, daha rahat konuşulurdu. Daha aklı selim konuşulurdu diye düşünüyorum. Bence acele edildiği için, yani yanlış düğümlendiği için diyelim. Gömlenlik düğmesini yanlış iliklendiği için diyelim daha doğrusu. Buldum sonunda doğru kelimeyi. Yani aslında kararın ne Sıkıntı olduğundan öyle çok peş peşe geliyor. zamanlaması mı Tabii diyorsun? zamanlaması, bak neden biliyor musunuz? Soru işareti oluşuyor. Neden acele edildi? Acele etme. Gene aynı kararı al. Belki de çoğu razı olacaktı. Acele edildiği için sıkıntı bence orada var. Tabii burada bu işin içinden çıkmak çok kolay değil. Onu da belirtelim. Federasyonun üzerinde ağır bir yük var. İşte UEFA ile görüşülecek. UEFA'daki maddeler konuşulacak. Ama UEFA'nın bir yaptırımı yok. Bir dayatması yok. Tavsiyesi var sadece. Karar gene sizin. Siz kendi içinizde alacaksınız bu kararı. Dolayısıyla Türk usulü bir karar çıkartabilirsin. İlla UEFA'daki o maddelere bağımlı şekilde olmak zorunda değil. Ama şunu göz ardı etmememiz lazım. İşte eskiden böyle yapılmış. Ben söylemiyorum, deprem bilimciler söylüyor. Deprem tarihinde 11 ilin etkilendiği, böylesine şiddetli iki tane üst üste depremi biz daha önce duymadık diyorlar. Ya, olağanüstü bir Olağanüstünün şey de üstü. yaşadık, yaşıyoruz zaten. Olağanüstünün de üstü bir şey. Bir de şimdi... Ligin oynandığına dua edelim. Evet. Bak ligin oynandığına dua edelim. Dolayısıyla UEFA'dan bir kıstas alırken UEFA'da da böyle bir şey yaşanmadı. Böyle deprem olayını söylüyorum. UEFA'daki madde ne diyor? Diyor ki bir kulüp diskalife edilirse, yani ben kovarsam ya da çekilirse bunlar olur diyor. Bir sonraki maddede kazandığı haklar da elinden alınır diyor. Ama bakın orada çok ince bir detay var. Diskalifiye edilirse ya da çekilirse. Burada çekilme şundan dolayı bundan dolayı yazmıyor. Genelde UEFA herhalde onu şey yaparken işte Rusların savaş durumundan dolayı. Ben diskalifiye ettim diyor UEFA. Evet. Alırım gelirlerini de diyor. Vermem diyor. O başka. Onu oraya sokmayacaksın. O nedenle o bölümünü ayrı tutup diğer bölümünü tavsiye olarak alabilirsin. Ama şu bir gerçek. Kulüpler Türkiye Futbol Federasyonu sezon başı bir imza veriyor. Detay yok orada. Sadece şunu Evet. söylüyor. Alacağınız kararları şimdiden kabul ediyorum. Serdar Keleri, sen ne düşünüyorsun? Senin başka bir, bu arada yani şöyle olabilirdi, böyle olsa daha iyi olurdularınıza da merak ediyorum. Çünkü eminim izleyicilerimizden de geliyordur mesajlar. Şimdi bakıyorum. Ya hukuktaki mücbir sebep var ortada her şeyden önce. Şu da var. Bence şu an futbol ikliminde olan hemen hemen konuyla ilgili fikir beyan eden herkes maalesef bilgiyi değil duyguyu konuşturuyor. Tabii. Bu çok acı bir şey. Yani burada referans kabul etmemiz gereken yerin dahi ne olduğunu bilmiyoruz. Mesela Şampiyonlar Ligi mesnet gösteriliyor. Hayır. Şampiyonlar Ligi grupları 4 takımlı bir ligin müsabakası ve onun talimatnamesi farklı bir şeydir. Sen 18-19 takımlı bir statüyle bunu bir tutamazsın.
Mesela bu farklı. Bu farklı. Neden farklı? Şimdi ama oradan esinlenebilirsin. Yani oraya bakarak ama, bir şey çıkartabilirsin tabii, ama aynısını uygularım demek çok farklı onu bir şey. Zaten şurada ben ayrılıyorum en çok. Şimdi Şampiyonlar Ligi talimatnamesi bir takım mücbir sebep veya başka bir durumdan dolayı diskalifiye edilirse ya da çekilirse diyor ki onunla oynanmış maçlar geçersiz sayılacak. Talimatname bunu söylüyor. 28. maddenin 3. bendi. Aynı talimatnamenin 16. maddesinin 2. bendi de şöyle diyor. Madem hepsini uygulayacağız ya. Bir takım üst üste evinde 2 maç yapamaz diyor. Bunu aldık mı? Ya bizim talimatname, bizim statümüz bunu da söylüyor mu? Hayır. Ya burada bu karar eğer birini memnun etmek için yapılacaksa buna baştan ben karşı çıkarım. Ve sence böyle bir şey mi var? Yok hayır. Bir şey ima etmeye çalışmıyorum inanın ama herkes kendi beklentisi doğrusunda bir yanıt gelsin istiyor. Ben buna biraz içerliyorum. Ama şunun yapılması lazım. Kimse memnun olmayacak bir kere bu karardan. Çünkü ortada bazen net bir doğru elde edemezsin hayatta. Yani şimdi Galatasaray takımı atıyorum diyor ki ya kardeşim ben Hatay'la maç yaptım, Gaziantep'le maç yaptım. Buralardan iyi bir puan çıkarttım. Beşiktaş da diyor ki ya ben bu takımlarla ama işte deplasmanda oynadım, içeride oynamadım gibi gibi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz ya da alt taraftan da bu örnekleri çoğaltabiliriz. Şimdi sen Galatasaray'a haksız diyebilir misin? Hayır. Beşiktaş'a haksız diyebilir misin? Hayır. O zaman ortada haklıyı bulmaktan yana değil, başka bir şey için en doğruyu bulmaya gitmemiz gerekiyor. Haklıyı ortaya çıkartmak istersek buradan hakkaniyetli bir şey çıkmaz. Bazen hak ararken çok hakkaniyetli olamayabiliyorsun çünkü. Bence biraz doğrunun, en doğru olacak işin peşinde koşmamız gerekiyor. Kime faydası var, kime zararı var, kimin lehine, kimin tabii aleyhine değil de doğrusu ne, ona elbette bakmak lazım. Ama işte doğru da göreceli burada. En doğrusunu bulmak doğru diyorsun. Yoktur zaten diyelim. Oradan başka bir tartışmaya geçelim. Tartışmalar sürüyor. Kulüp başkanları, kulüpler hep farklı farklı görüşler. Eminim önümüzdeki günlerde başka demeçler, açıklamalar da yapılacaktır. Bu akşam Beşiktaş As Başkanı Emre Koca da A-Spor'a konuk oldu telefon bağlantısıyla ve konuyla ilgili de görüşlerini paylaştı. Bir hatırlayalım neler söylemiş. Emre Koca'dan açıklamaları bu şekildeydi. Tabii farklı farklı konular var. Örnek gösterdiği konular var. İkinizin de düşüncelerini merak ediyorum. Serdar Sarıdağ seninle başlayayım. Emre Koca'dan penceresinden söyleyeyim. Allah tekrarını yaşatmasın. 11 ili etkileyen bir deprem. İki deprem. O depremden önceki, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı bu karardan önceki Beşiktaş'ın şansı, şampiyonluk şansı %25 ise bu karardan sonra %3'e veya 5'e düşmüş.